İster 40 günlerinde olsun, ister başka zamanlarda, başka dönemlerde olsun, aşk vadisi, aşk diyarı Kerbela'ya, Hazreti Hüseyin aleyhisselamın civarına giden milyonları orada gördüğümüz zaman, herkesin ortak bir lisanı vardır. Arap'ın, Türk'ün, Fars'ın, Kürd'ün, hatta Avrupa'dan gelen Arapçanın dışında, Farsçanın dışında, Türkçenin dışında, Kürtçenin dışında farklı lisanı olanlar, İngiliz'in, Hindistan'dan, Pakistan'dan gelenlerin, Afganistan'dan gelenlerin, hangi lisana sahip olurlarsa olsunlar, hepsinin ortak bir lisanı vardır. Kerbela'da, aşk diyarında. O ortak lisan gözyaşıdır. Gözyaşının lisanı olmaz. Türk'ün gözyaşı, Arap'ın gözyaşı, Laz'ın, Fars'ın, Kürd'ün gözyaşı, lisanı olmaz gözyaşının. Hepsinin müşterek lisanı gözyaşıdır. Ne için akıyor bu müşterek lisan? Hazreti Hüseyin aleyhisselamın mazlumiyetine, Hakk'ın mazlumiyetine, o gün Hakk'ın yalnız bırakılmasına, o gün Hakk'ın karşısında batılın neferlerinin çok olup Hakk'ın tek başına bırakılışına, bugünkü gözyaşlarının sahipleri haykırıyor adeta o gün Hakk'ı yalnız bırakanlara. Kerbela'nın ortak lisanı. Yürüyorsunuz caddelerde. İnsanlar adeta size yalvarıyorlar. Hiç unutmam, bir defasında Necef Kerbela arasında piyade yürürken 9-10 tane pehlivan gibi babayiğit delikanlı gencin bir ip tarzında karınları üzerinde yerde uzandıklarına gözlerimle şahit oldum. Ve ağlıyorlardı. Ağlıyorlardı. Gördüğümüz o gençlerin ağlaması gibi onların da gözlerinden yaşlar boşalıyordu. Ben çok şaşırdım. Bunlar niye bu şekilde yola uzanmışlar ve ağlıyorlar? Birisine sual eyledim. Dedim, niye bunlar böyle yapıyor? Dedi ki, bunlar şu yan tarafta mevkep var, çadırlar var, ziyaretçileri ağırlayan ihsan çadırları. Bunlar İmam Hüseyin aleyhisselamın dostlarına ihsan yemeği hazırlamışlar. Ama kimse gelip bunların yemeğini yememiş. Bunlar da bu şekilde yolda uzanmışlar. Şunu diyorlar, ya o mübarek ayaklarınızla, çünkü onlar İmam Hüseyin aleyhisselamın uğrunda atılan adımları mübarek, o ayakları mübarek olarak addediyorlar. O mübarek ayaklarınızı sırtımıza basın, o tarafa geçin. Sırtımıza basın İmam Hüseyin'e taraf, gidin. Veyahut da gelin İmam Hüseyin'in dostlarına hazırlamış olduğumuz bu ihsan yemeğinden sizler de yiyin. Bunlar bunun için yola uzanmışlar. Ağlayarak hem de. Az önce videoda da gördüğümüz gibi o gençler nasıl ağlıyorlardı? Bakın, izlemiş olduğunuz videoda gördünüz. O gencecik gençlerin, genç genelde yaşlıya nazaran fazla duygusal olmaz. Ama videoda görüyorsunuz, onların hepsi delikanlı, hepsi genç, hepsi erkek, oturmuşlar sokakta. Genelde erkekler
ağlamayı erkeklikler, yani o erkeklik duygusuna yakıştırmazlar. Ama İmam Hüseyin aşkı öyle bir aşktır ki o duyguyu yıkıp yok ediyor. Sokakta, caddenin ortasında oturmuş o delikanlılar o şekilde ağlıyorlar. Onların gözlerinden o yaşı boşaltan şey Hüseyin'e aşktır. Hüseyin'i sevdadır. Allah bizi bu sevda ile yaşayıp o sevda ile ölenlerden etsin inşallah.